18 Nisan 2024 Perşembe, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara'da 10 koşulu bir programla sezon açılışı yapılacak. YouTube kanalımızda sadece ikinci altılı Ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Bildiğiniz üzere YouTube kanalımızda sadece bir program için ikinci altılı Ganyan dahili koşulara tahmin yapıyoruz. Her gün her iki yarış programı için tüm koşular hakkında yorumlarımız ve şablonlarımız oluyor. Ankara ve Antalya programlarında toplamda 20 koşu var. Tüm koşu yorumlarını ve şablonlarını yarış günü WhatsApp hattımızdan da alabilirsiniz. Düzenli abone olarak siz istemeden her gün yazılı olarak yorumlar size gönderilir. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi Ankara'da 5. koşudan başlayan 2. altılı için yorumlarımıza geçelim. 5. Koşu Bu koşuda ön plana çıkaracağımız isim, süratli bir pedigriye sahip olan 3 numaralı Direxter'dir. Bu tayın Urfa'da hazırlandığını ve bu hafta Ankara'ya getirildiğini belirtelim. Çoğu kardeşi gibi üstün süratini kullanıp ilk yarışında çıktığı gibi bitirerek birincilikle tanışabilir. Bizim net favorimizdir. Yanına önereceğimiz rakipleri, pedigri bakımından kaliteli taylar olacaktır. 2 numaralı Deniz Bey'im, 6 numaralı Murat Reis ve 8 numaralı Yeniköy sağlam kuponlarda olması gereken taylardır. Bu tayları da yazarsak muhtemelen 4 isimle bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 3 2 6 8 şeklinde oldu. 6. koşu bu koşuda çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Bir numaralı Commitment ve 10 numaralı Oblivion öne erken gelecek olan isimlerdir. Bunlara 2 numaralı King Hesoda katılabilir. Çok süratli bir tempo olmayacağı için biz bu 3 atı ayrımsız şekilde yazmak istiyoruz. Kilo farkından dolayı Oblivion'u da çok tuttuğumuzu belirtelim. Grubun iyi durumdaki atlarını rakip olarak yazacağız. 6 numaralı e All Right. 3 numaralı Şayh Murat ve 8 numaralı Arsiyan, sağlam kuponlarda olması gereken isimlerdir. Her türlü gidişat ihtimalini düşünerek bu koşuyu kalabalık geçmenizi önereceğiz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 10, 2, 6, 3, 8 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz 0542 832 05428321444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. 7. Koşu Bir numaralı Bay Taylan ve 3 numaralı Alkanlı, Çin pisti çok koşan kaliteli isimlerdir. İkisi için de Ankara'daki ilk Çin pist yarışı olacak fakat, biz kilo farkını bu rakiplere verip aralarından bir birinci çıkarabileceklerini düşünüyoruz. Yanlarına sadece 4 numaralı Aktaşkaya'yı yazacağız. Ankara'da çok farklı koşan bu safkanın Çin performansı çok iyidir. Formda bir şekilde Ankara'da yarışacak ve ciddi rakiplerine ev sahipliği yapacaktır. Kesinlikle ihmal etmemenizi öneririz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 1 3 4 şeklinde oldu. 8. koşu. Bir numaralı Selanik Aslanı grubun en formda ve en kaliteli atıdır. İlk kez uzun mesafeye çıkacak. Pedigree bakımından kapalı kutu konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan yatkınlığı var ama bir taraftan da tam bir orta mesafe atı olabilir. Biz uzun mesafede riske girmeme taraftarıyız. 4 numaralı Falcon of Mutaflar bugün önde boş kalarak yarışabilir. Tempo atları olan Espinoza ve Rainbow Storm son yarışlarında start problemi yaşadılar. Bugün de ağır çıkarlarsa, Falcon of Mutaflar net bir şekilde liderliği alır ve ağır tempoda yarışı sürdürür. Özcan Yıldırım idaresinde çıktığı gibi bitirmesi bizi şaşırtmaz. Favorinin ciddi rakibi olacaktır. Diğer rakiplerini çok tutmadığımızı belirtelim. Mesafe ve gidişat bakımından DŞ Yumuşak GR e, rakiplerini eledik. Varsa tuttuğunuz isimler mutlaka ekleyiniz. Biz bu koşuyu 1 ve 4 sıralaması ile geçelim. 9. Koşu Bu koşuda yarış biraz süratli başlayacaktır. 4 numaralı Akınay ve 7 numaralı Van Rüzgarı liderliği isteyecek olan süratli atlardır. Bunlara ikililerden 11 numaralı Hanım Sultan da eşlik edebilir. Yarış beklenenden süratli başlayabilir. 10 numaralı Hüküman, geçen yıl Ankara'da başarılı bir sezon geçirememişti. Fakat o zamanlarda Dilbağı takısı kullanılmamıştı. Bu safkanın dil bağı takısı ile daha da farklılaştığı gözlemlendi. İyi form durumu ile bu sezon Ankara'da adından sıkça bahsettirebilir. 6 numaralı Keyfo bugün mutlaka iyi koşacağını düşündüğümüz isimlerden biridir. Günün sürprizini yapabilir dikkat edelim. 9 numaralı Fethiyeli Ankara'ya erken geldi ve burayı hedefledi. Bugün Ankara'nın pişkin taylarından biri olup ihmal etmemek gerekir. 3 numaralı Lordum 1 numaralı Ruşen Ali ve 8 numaralı Coştur, geniş kuponlara yazılmasını önereceğimiz diğer isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 10 6 9 3 1 8 şeklinde oldu. 10. koşu. Son koşudaki şartlı bir mücadelede ilk şansı 4 numaralı Çağlayan Denize vereceğiz. Bu tayın ekürisi bir çetin yarıştan çıkacaktır. Kaliteli pedigrisi ile dikkat çeken Çağlayan Deniz, uzun zamandır Ankara'da hazırlıklarını sürdürüyor. Çok başarılı bir ekipte itina ile hazırlanan Çağlayan Deniz, bizce bu koşuyu kazanmaya yakındır. Yanına sadece bir numaralı Akuçan'ı yazacağız. Bu tayın Urfa'da hazırlanıp Ankara'ya getirildiğini belirtelim. Kaliteli pedigrisi ile dikkat çeken Akuça'nın birçok kardeşi ilk yarışlarında çok başarılı koşup yarış kazanmıştır. Mehmet Akyavuz idaresinde iddialı olacağını düşünüyoruz. Günün son koşusunda 4 ve 1 sıralamasını yeterli gördük. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.